arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yumuşacık bir poğaça yapacağız inşallah. Poğaçamızın ölçüsü 1 adet tereyağı veya 1 paket tereyağı veya margarin. Yumurta sarısının ikisini üzerine ayırdım. 1 tatlı kaşığımızda tuz, 1 paket maya, aldığı kadar da un aslında. Ama ben bunu biraz daha hani üre çoğalmasını istediğim için margarinle erittim arkadaşlar. Eritmeden yapabilirsiniz, mikserle çırpabilirsiniz. Ama böyle biraz daha hafif oluyor arkadaşlar. O isteğe, arzuya bağlı. Şimdi yumurtamın, 3 tane yumurtamın sadece bir tanesi sarısını ilave ediyorum. İkisini üzerine ayırdım arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Arkadaşlar aslında bu ölçü kafi gelecektir. Şöyle mayamız. Ama bu ölçüyle beraber bu yağla, tereyağı veya margarinle bu ölçüyü daha çoğaltmak, daha hafif olmasını istiyorsanız ben yoğurt suyumu ısıttım arkadaşlar, ılık olarak. Bunu ilave edeceğim. Yoğurt suyu ilave ettiğinizde sanki 2 paket margarin kullanmış gibi o şekilde çoğalacaktır arkadaşlar. Ben yoğurt suyunu ilave ettiğim için 1 paket daha maya ilave ediyorum. Şimdi aldığı kadar da un ilave edeceğim arkadaşlar. 1 çay bardağı da sıvı yağ arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumuzu küçük bir şekilde alıp şöyle, çok ince yapmayalım arkadaşlar hamuru, fas fas güzel olacaktır. Bu şekilde hepimizin bildiği gibi katlayıp tepsimize bırakalım. Hamurumuz da çok katı değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yumurta sarısının içine biraz yağ ilave ettim. Şimdi bunu üzerine sürelim. Tepside de biraz beklesin arkadaşlar. Daha güzel kabarıp daha güzel olacaktır. Evet arkadaşlar, bakın tepside poğaçalarımız kabarıyor. Bayağı da kabardı. Fırınımızı da açıp pişireceğiz inşallah. Bu pişerken bu da biraz daha kabaracaktır. Evet arkadaşlar, poğaçalarımız fırından çıktı. Evet arkadaşlar, yumuşacık poğaçalarımız çok lezzetli ve güzel oldu. Evlerimize sağlık ve Halil İbrahim bereketi versin Rabbim. Kanalımıza desteklerinizi bekliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle.